Şimdi Türkiye'de bir algı yaratıldı arkadaşlar. Bu Fenerbahçe camiasının yarattığı algıdır. Ama maalesef ne oldu, bizim kulübün üzerine bir toprak falan mı örtüldü? Biz artık hiçbir şeye cevap vermez olduk. Hiçbir şeye tepki koymaz olduk. Birinci algı şu arkadaşlar. Önce bu ülkede Fenerbahçe'nin şampiyonluğu. İki, Fenerbahçe şampiyon olmuyorsa Galatasaray'da şampiyon olması. Üç, her şeye rağmen Galatasaray şampiyon oluyorsa çamur atarak şampiyon olunsun. Bu başladı arkadaşlar. 30 senedir böyleydi, gene başladı. Bakın, gene Ahmet Çakar ve de öbür tarafta Mahmut Uslu diyorlar ki Galatasaray şike yapıyor Kasımpaşa'yla. Schneider ve üzerinden şike yapıyor deniyor. Ve bizim kulübümüzden çıt yok. Sayın Başkanım diyor ki ben ona diyor cevap vermem diyor. Haklısınız Sayın Başkanım, sizin konumunuzda değil. Şimdi ben alt kademe biri olarak Mahmut Uslu'ya cevap veriyorum. Bakın Sayın Mahmut Uslu, siz Galatasaray Başkanı'na, saygıdeğer Galatasaray Başkanı'na konuşurken bir kere kahvedeki arkadaşınızla konuşur gibi konuşamaz. Arkadaşlar, yarısı var. Bak bu iki oldu. Sabrımız taşıyor, üç olmasın. Ya Mahmut Uslu, dört olsa ne olur ya? Galatasaray Başkanı'nı dövecek misin? Sen önce bak Galatasaray Başkanı'nı ikaz edeceğine, taraftarına hakaret eden, Galatasaray taraftarına Rusya'da ana avrat küfür eden, yaptığı hatalarla kulübünü 3 yıl Avrupa'dan attıran kulüp başkanını ikaz et Sayın Mahmut Uslu. Ve dışarıdan bu saldırılar gelirken peki biz içimizde rahat duruyor muyuz? Hayır. Arkadaşlar, Galatasaray kulübü Türkiye'nin 19 şampiyonluğu olan tek kulüptür. İkinci bir 19 şampiyonluğu olan kulüp yoktur arkadaşlar bu ülkede. Tekiz. Avrupa Kupası, judo, tekerlekli sandalye, basketbolda, Avrupa ve dünya olmak üzere 7 tane Avrupa Kupası'mız var. O kupanın bulutları var ya, o kulüplerin statların üzerinde durduğu için o bulutlar oradan hiç gitmiyor. O rüzgarlar o bulutları hiç atmıyor. Onun için bu hakaretleri yapıyoruz.